yolcu derler bize, gidemedik izine. Almancı derler bize, gidemedik izine. Kriz bizi de vurdu, çıkamadık gidüze. Kriz bizi de vurdu, çıkamadık gidüze. Almancıdır adımız, yoktur eski tadımız. Euro çıktı çıkalım, kavuşmuyor yakamız. Almancıdır adımız, yoktur eski tadımız. Euro çıktı çıkalım, kavuşmuyor yakamız. Sevgili kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten hocam. Hakikaten eser de güzel, çok da güzel de yorumlamışsınız. Almancı, Almancı. Hakikaten son 3-4 yıldan beri çok kötüyüz değil mi? Durumumuz. Evet, evet hocam. Euro evet. Çıktıktan bu yana. Mark yine iyiydi. Çok evet, iyiydi. Mark iyiydi. Alım gücü hocam iyiydi. Hocam daha iyi bir yazar hocam. Evet, zaten yazarı da Sayın İrfan evet. Bey, bu güzel eserin yazarı. İrfan Bey'le bu konuyla ilgili kısa bir sohbet gerçekleştirelim. Hocam tabii güzel hocam. Düşünmüşsünüz. Hakikaten bir Almancıyı, bir gurbetçiyi, bir Avrupa'da yaşayan vatandaşımızın o çektiği çileyi, zorlukları, maddi sıkıntıyı güzel bir şekilde eser haline getirmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Ben teşekkür ederim. Neler hocam. Duydunuz, neler düşündünüz, neden böyle bir eser gündeme getirdiniz ama yaşantımızı evet. Anlatmışsınız. Hakikaten de doğru hepsi. Hocam öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Tabii. Biliyorsunuz Almancı biz gurbetçilerin Türkiye'deki genel ismi.
Yani evet. Hollanda, Belçika, Avusturya hiç fark etmiyor. Yani Almancı, evet. Bazı yerde de Almanyalı diyorlar. Almancı diyorlar. Almancı genelde bizim oranın. Evet. Bazı yerde Almanyalı diyorlar. Bu eserin ortaya çıkmasındaki... Ama Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın bize bakış açısı biraz değişmiş. Son birkaç yıldan beri iyi yalnız, onu söyleyeyim. Evet hocam.